Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Norveç'e gitmenin tam 6 yolunu göstereceğim. Norveç'e gitmenin birinci yolu Norveç çalışma izni vizesi. Norveç'e eğer çalışmak için gidilmek isteniyorsa bir oturum iznine ihtiyaç vardır. Normal şartlarda öncelikle iş bulunması gerekmektedir. Başvuru yapılacak oturum izni kişinin yeterliliğine ve Norveç'te çalışacağı işe bağlıdır. İkinci yolumuz Norveç OPA vizesi. Bu vize türünde Norveçli bir aileyle yaşayarak Norveç dil bilginizi geliştirebilir ve Norveç toplumu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Bunun karşılığı olarak sizi ağırlayan aileye hafif ev işlerinde yardım edebilir ve çocuk bakma hizmetinde bulunabilirsiniz. Dostlarım bu vizeye vize başvuru merkezinden Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturumu olan vatandaşlar başvuru yapabilir. Üçüncü yolumuza gelecek olursak gençlik kampları ile Norveç. Özellikle lise ve üniversite öğrencileri bu seçeneği çok sevecek. Hem Norveç'i gezmek hem de kültürünü görmek, yani kendini geliştirmek isteyenleri gençlik kampları harika bir alternatif. Dostlarım şimdi bu gençlik kampları ne diye soracaksınız. Bu kamplar ile Norveç'teki sosyal sorumluluk projelerine ücretsiz olarak destek veriyorsunuz. Sizin kalmanız ve günlük harcamalarınız onlar tarafından karşılanıyor. Size yalnızca aracı acente ücreti ve ülkeye giriş masrafları kalıyor. Bu programla öğrenciler hem dillerini hem de ufuklarını ileriye taşıyabilir. Diğer yolumuz dostlarım Erasmus ile Norveç'e gitmek. Gençler demişken bir de Erasmus var. Avrupa'nın tüm ülkelerinde olduğu gibi Norveç'e de Erasmus'la gidebilirsiniz. Fakat biraz sağlam maddi güce sahip olmanız gerekiyor. Dostlarım Erasmus size hibe bile verse 6 aylık bir süreçte yaklaşık 5-10 bin euro harcamak zorunda kalıyorsunuz. Bu yaklaşık 100 bin Norveç krona eder. Ama bunun yanında dostlarım CV'nizde harika bir referansa sahip olmuş olacaksınız. Erasmus demişken bir diğer yolumuz üniversite ve yüksek lisans ile Norveç'e gitmek. Dostlarım az önce harika bir referans dedim. Çünkü Norveç dünya çapında üstünlükle kabul gören eğitim kurumlarına ve sistemine sahip. Bu ülkedeki herhangi bir eğitim kurumunda okumak gerçekten bir ayrıcalık. Üniversiteyle Norveç'e gitmek maalesef pek kolay sayılmaz. Ülkemiz ile öğrenci paylaşımı konusunda maalesef çok ileri bir düzeyde ilişkileri yok. Ancak iyi bir maddi güce sahipseniz düşünmenizi öneririm. Fakat yüksek lisans konusunda işler değişiyor. Eğer lisans derecesinde başarı göstermiş bir kişiyseniz Norveç'ten burs kapmanız da bir o kadar kolay. Bu ülke beyin göçüne oldukça sıcak bakıyor. Gelelim bir diğer yolumuza dostlar. Norveç'te yaşamak, göç etmek. Norveç'te yaşamak artık bir deyim gibi ülkemizde. Fakat işler tam da öyle değil. Her şey binlerce dolar, lüks arabalar veya sakin sokaklar demek değil. Mesela dostlar ne kadar paranız olursa olsun evinizin üzerinde bir güneş yok. Dostlarım sizce yıl boyu güneş görmek kaç para eder? Kuzey ülkelerinde yaşam fazlasıyla soğuk, sıkıcı ve sessiz. Bu insanların ay sonu nasıl gelir diye bir derdi yok. Son olarak Norveç'e her ne yolla gidersek gidelim ihtiyacımız olan Norveç vizesinden bahsetmek istiyorum. Norveç AB üyesi olmayan bir ülke olmasına karşın Schengen anlaşması dahilinde ve tüm Avrupa'nın istediği gibi Schengen vizesi istiyor. Evet dostlarım bu videomuzun sonuna geldik. Dostlar elimden geldiğince size Norveç'e nasıl gidilir anlatmaya çalıştım. Farklı farklı yollar söyledim. Siz Norveç'e hangi yolla gitmek istersiniz? Bunları lütfen aşağı yorum olarak yazın. Eğer bu videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve dediğim gibi kafanıza takılan bütün soruları yorum olarak yazmayı unutmayın. Aşağıya Instagram adresimi de bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.